Sakarya savunucuları hiçbir zaman bu mücadelesinden vazgeçmediler. Elif Tüncer ve arkadaşlarının bize bıraktığı bu miras, bize bıraktıkları bu değer, biz bugün de aynı şekilde onlara layık olmaya, bu mücadeleyi en üst seviyede yaşatmaya devam ediyoruz. Belki onlar kadar bunu yapamıyoruz. Bu anlamda bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dünyanın içinde bulunduğu durum, insan hakları savunucuları üzerindeki bu baskılar, hepsi bir bütün olarak değerlendirildiğinde biraz daha çaba ve gayret göstermemiz gerektiği de açıktır. Biz bugün onların bu değerlerine sahip çıkmak amacıyla her yıl burada anmasını yapıyoruz. Bu anma, onlara anmanın yanında aynı zamanda bu mücadeleye sahip çıkmak amacıyla da yapılan bir anmadır. Bu süreçte özellikle bu yıl biliyorsunuz her yıl biz burada anma yaparken bu anıt mezarlarla ilgili biraz tadilata ihtiyacı vardı. Bu tadilat sürecinde sağ olsun özellikle Mühendis Mimarlar Odası Genel Sekreterimiz Erol Bey, Erol Sarman arkadaşımız ve Seyhan Belediyesi çalışan arkadaşlarımız, başka da bu konuda destek olan gönüllü arkadaşlarımız maddi manevi destek sundular. Burada yönetici arkadaşlarımız, üyelerimiz her birisi bir emek koyarak çiçeklerin ekilmesinden, temizliğinden, tadilatından emek veren bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Umarız bundan sonraki süreçte de yine hep beraber bu değerlerimize sahip çıkarak bu mücadeleyi devam ettiririz. Bununla ilgili basın metnimiz var. Zeral arkadaşımız basın metni okuyacaktır. Daha sonra söz almak biz buradaki bu defterine ve kaydet dövüşenlerin hikayesini. Bu hikaye beşlerin insan hakları ve demokrasi mücadelesine adanmış bir ömrün hikayesiydi. Bugün burada Diyarbakır'da 7 Temmuz 1991 yılında kontr gerilla tarafından katledilen dönemin TEP İl Başkanı ve İnsan Hakları Derneği üyesi olan Vedat Aydın'ın cenaze törenine giderken 10 Temmuz 1991 tarihinde hala aydınlatılmamış ve maddi gerçeği ortaya çıkarılmamış bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren dönemin İHD Şube Başkanı Avukat Elif Tuncer ve şube yöneticilerimiz Hasan Üzüm, Yusuf Üzüm, Celal Ölçmez ve İmam Turan'ı anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aradan 28 yıllık bir süreç geçmiş olsa da 1990'lı yıllarda yaşanan faili belli cinayetler ve kaçırmaların hala aydınlatılamamış olması, üstelik bugün hala Türkiye'de bir sabah evinden çıkarken kaçırılan ve günlerce kendilerinden haber alınamayan insanların var olması, biz insan hakları savunucuları olarak aslında ne kadar haklı bir mücadele yürüttüğümüzü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bugün aynı zamanda 10 Temmuz 2013 yılında Gezi Parkı protestoları sırasında buyurun. Celal Ölçmez'in eşi var aramızda. Merhaba değerli arkadaşlar. Saltanatlar çöker. Kan susar bir gün. Zulüm git. Anaların ülkesi katilleri boğacak. Anaların ülkesi katilleri boğacak. Anaların ülkesi katilleri boğacak. Merhaba arkadaşlar. Şöyle gel, yok yanıma gel. Ben de öncelikle getirdiğimiz tüm devrim ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz, sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı saygıyla anıyorum. Gerçekten de Temmuz ayı bizim için acılarla dolu bir ay oluyor. İşte Sivas katliamında yitirdiklerimiz, bizim beşlerimiz, Ali İsmail, bir sürü. Aslında her aya baktığımızda Türkiye tarihinde böyle katliamlar, ölümler, kayıplar devrimci mücadele içerisinde eksik ihlalleri çok fazla boyutta devam ediyor. Yani kaybetmişiz ama onların o dönemki yaşadığı şeylere benzer şey. HDP eş başkanı ve yöneticilerinin yargılandığı bir dava. Hem insani, daha insan haklarına saygılı, barış içerisinde bir ülkeyi hep beraber kuracağız. O zaman da Bizim 8 yıl geçmiş ama unutamayacağımız ve en verimli çağlarında yitirdiğimiz beşler olarak anılan
İnsan Hakları Derneği'ni, dönem başkanı ve yöneticilerini sonsuzluğa uğurladığımız bir gün. 90'lı yıllar özellikle Türkiye için gözaltında kayıpların, faili meçhul cinayetlerin ve yargısız infazların bir yılı. 90'lı yıllar. Yani Türkiye için, Türkiye tarihi için utanç ve kara sayfa günleri. Zaman geçtikçe daha iyiye gitmemiz gerekirken, insan haklarının kullanımının alanını genişletmek, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin alanını genişletmek gerekirken, aksine her geçen gün daha da geriye gittiğimiz bir sürecin içerisinde Türkiye. Yine insan hakları ihlallerinden hukukun üstünlüğü ilkesine göre dünya endeksinde de 180 ülke içerisinde 113. 114. sırada ve artık özgür olmayan eskiden değerlendirmelerde kısmen de olsa özgür ülkeler içerisindeydi Türkiye. Bugün artık özgür olmayan ülkeler içerisinde yer almaktadır. Dileğimiz Türkiye'yi yönetenlerin öncelikle kimseyi yok saymadıkları, dışlamadıkları, ötekileştirmedikleri, kamplaştırmadıkları ve haklarıyla insan olan insanların haklarını en iyi şekilde kullanabildikleri ve güvence altına alındığı bir anayasayla birlikte bir zihniyetle uygulama değişikliğine ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Ama bugünkü zihniyetin ve bugünkü uygulamanın yansımalarını hep birlikte yine görmekteyiz. 6 yıl önce bugün Türkiye bir gezi sürecinin içerisinde 19 yaşında umutlarımızı yeşil tutmak. Ben üniversite yıllarında tabii o kortejde bulunduk bizler. O kortejdeydik. O kortejde sıcak bir havaydı. O sıcak havanın içerisinde gerçekten de ayaklarımız artık yürümüyordu. Ama biz o yiğitlerimize tabii ki onların bize sahip çıktığı kadar biz onlara sahip çıkamadık. Hemen gideceğiz. Akşam 9 gibi işte kendisi şu an yıkılan eski hava kurulu biraz sular. Hem biliyorsun hem de 4. kat evi vardı. Akşam evinde 9'da buluştuk. 10 gibi yola çıkacak. İşte 9 gibi her yol tutup işte sohbet muhabbet konular aramızda konuştuktan sonra işte saat 10'a 5 dakika 10 dakika kala aşağı indik. Bu arada işte biz 5 kişiydik. İmam gelmemişti, yetişememişti. Yani 9 gibi gelmemişti. 6 kişi olacaktık. Ben gitmeyeyim diyordum. Elif dedi ki ya işte imam gelmedi artık mecburen geleceksin dedi. Yani bugün ehliyetim olmadığı için hani ehliyetsiz gidemeyeceğim için ben ehliyetli şoför buldum dedi. Yusuf'u buldum. Yusuf o yıllar daha önce biz cezaevinde. Filmlerin gelip gelen seyirciye hazırlık yapmak için gittiğimizde Hasan arkadaşımızla kış günü Aralık'ta Hortum'da Erciyes mamasını baştan başa yıkadığımız günleri hiç unutmuyorum. Ve koltukların arasına çıkan demir paralarla bak arkadaş sakın birbirimizden saklamayacağız bunları. Bunlarla çay içeceğiz diye şakalaştığımız günleri unutmuyorum. Elif'le birlikte, Celal arkadaşımızla birlikte, imam arkadaşla bütün arkadaşlarımız bu mücadelede ışık oldular. Anıların önünde saygıyla eğiliyoruz hepimiz. Yıldızlar yoldaşı olsun. İnanıyorum ki onlar da yıldızlara yoldaş aldılar. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Saygıyla eğiliyorum anılar önünde. Ne neyledik, ne neyledik. Biz analar onları eledik, beledik. Biz yoldaşımızdı. Ben onu da bu esnada sizlere duyurmak istiyorum. Ve tüm devrimci yoldaşlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyorum.